Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DAEŞ, PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize ve milletimize yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak, güvenli bölge oluşturarak Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmelerini sağlamak maksadıyla Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır. 17 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında öngörülen 120 saatlik süre tamamlanmış, tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK-YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir. Değerli basın mensupları, 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında müşterek çalışmalara başlanacaktır. Barış Pınarı Harekat Alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği, YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesinde, mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır. Türkiye sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Değerli basın mensupları, Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan bölgenin terörden arındırılmasıyla terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır. Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi çalışmalarına devletin diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli olarak devam edilmektedir. Hayatın normale dönmesi, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli ve gönüllü olarak evlerine dönmeleri için zemin oluşturacaktır. Bölgedeki terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır. Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarında olduğu gibi Barış Pınarı harekat alanında da halkın özlediği ve beklediği şefkat eli olmuştur, olmaya devam edecektir. Değerli basın mensupları, Barış Pınarı harekatının başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'lu kadın olmak üzere 2300 vatandaşımız gönüllü askerlik yapmak için başvuruda bulunmuştur. Tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşan, ordu millet anlayışının en güzel örneğini sergileyen asil milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın Bakan, 24-25 Ekim tarihleri arasında Brüksel'de icra edilecek NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacaktır. 2 gün sürecek faaliyet kapsamında NATO-Türkiye ilişkileri, Afganistan kararlı destek misyonu, savunma ve caydırıcılık ile hibrit teknolojiler konuları görüşülecektir. Sayın Bakan ayrıca güvenli bölgeyle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında da bulunacaktır. Program çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanmaktadır.